Dünyanın en mutlu insanı olmak diye baktığımızda programımızın ve konuşmamızın ana maddesinde sizlere 2010 yılında kaleme almış olduğum yazıyla başlamak istiyorum. Özellikle Uyanış Festivali'ne de çok uygun olacağını düşündüğüm bir yazı. Her şey mümkün. 20 Temmuz 12.010. Hayatımın dönüm noktası. Daha doğrusu yeniden doğduğum gün. Yaş 35. Kabadayı adamın tekiydim. Ne gelene ne de gidene hiç eyvallahım olmazdı. O dönemde hayat denen saçma sapan bir süreçte bana dayatılan öğretilerle yapabileceğimin en iyisini yapıyordum. Yaşamak için öldür felsefesi. Hep bize öğretilen buydu ya. Daha başarılı olmak, daha mutlu olmak için savaşacaksın. Ki konumuz savaşmak değil. Tam bir gerilla savaşçıydım. Neydi öğretiler? Ne olursa olsun canın acımayacak, dayanıklı olacak, kazanmak uğruna eğer can yakmaksa can yakacak ve mutlaka dediğin olacak, göz kör, kulak sağır, duyguların yok olacak, hissetmeyecek, kısacası kaburga ve iskelet etrafında toplanmış bir et yığını, aynı zamanda özsüz, ruhsuz. Kod adı gerilmeye devam ediyor. Bu arada aşırı bir yoğunluk var, bağlantı kopuyor. Hepinizden özür dileriz. Ve sevgili dostlar, Artvin'de o kadar kulaklarından, yaşadığı eğitimlerden, birçok şeylerden o kadar çok sıkıntı yaşıyor ki aslında okumayı çok seviyor. Fakat kulağına uygun eğitmen ya da eğitim modeli geliştirilemiyor. Zorlanıyor ama zorlanmaya daha küçük yaşlarda alışık olan arkadaş şiire, mecaza, hayallere, yazmaya, çizmeye buna benzer birçok şey gönül veriyor. Ve bunun üzerine öğretmenleri tarafından dikkat çekiyor ve o sene kompozisyon yarışmasına Artvin'i temsilen katılmaları isteniyor. Ve sevgili dostlar, babasından gizli, çünkü babası sadece hayatın bir matematik olduğunu bilen, sadece matematikle çalışması gereken bir insan paradigması ya da meta programına sahip olduğu için oğlunun böyle şiirlerle edebiyat yarışmasını çok sevmese de babasından gizli kompozisyon yarışmasına katılıyor. Tabii çocuğun hedefi birinci olmak değil, kompozisyonun konusu hayalden gerçeğe yolculuk. Allah rahmet eylesin, ilhamını da Tayfun Taliboğlu'ndan Bir Yol Hikayesi, yani Bamteli dediğimiz o hikayeden alıyor. Saman kağıdına, daha beyaz A4 kağıttan tanışmış, saman kağıdına kurşun kalemle, ki dolma kalemle tanışmamış arkadaş, gönderiyor. İçinden gelen konuyla alakalı hayalden gerçeğe yolculuğu yazıyor ve bir süre sonra gelen haberlerde Türkiye üçüncüsü, Artvin birincisi olduğu ortaya çıkıyor. Çocuk sevinse mi, ağlasa mı, üzülse mi, o karma karışık duygu içerisindeyken tabii valisi, emniyet müdürü falan, veliahtarımız, gururumuz diye çocuğumuzu seviyor. Kürsüde o dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Sakıp Sabancı, merhum Allah rahmet eylesin, ödüllerini veriyorlar. Çünkü Sakıp Sabancı'nın o çocuk için geldiğini düşünmeyin. Kız öğrenci yurdu açılışına gelirken o çocuğun da ödül törenini bir araya getiriyorlar, fırsatı çeviriyorlar ve ödül de dünya klasikleri ve bir dolma kalem hediye ediliyor. Birinci olmamasının sebebi de beyaz A4 kağıdı ve dolma kalemin olmaması. Yani kıt kaynaklar. Hayatımızda da hep bu şekilde kıt kaynaklarla karşılaşmıyor muyuz? Şimdi ben sevgili dostlar, burada hem paradigmalardan hem bizi oluşturan meta programlarımızdan kaynakları nasıl yönetilebileceğini anlatan hikayelerle serpiştirerek sizlere bunu aktarmaya çalışıyorum. Ve bunun üzerine
İstanbul'a tayinları çıkıyor. İlkokul 5'i Rahmanlar'da, orta 1, orta 2 Çerentepe'de, orta 3'ü Mecidiyeköy Lisesi'nde, lise 1'i Haydarpaşa Lisesi'nde, sınıfta kalıyor. Lise 1'i Kazım İşmen Lisesi'nde, lise 2, lise 3'ü Sinop'ta devam ettiriyor. Üniversite sınavına katılıyor ve dışarıdan açık öğretim okumaya karar veriyor. Turizm otelcilik puanı iyi de olsa turizm otelcilik okumaya devam ediyor. Derken hayattaki bu çocukluktan gelen bir hırs başlıyor. Aslında çocukluk hayali düşün hisset uygula olan bir mottoyla hayalden gerçeğe yolculukla çıkan çocuk büyüdükçe hayallerden uzaklaşıyor ve paraya tavaf eden, parası olursa daha başarılı olacağını düşünen ve para eşittir mutluluk yoluna gidiyor. Parayı amaç ediniyor. Ta ki 2010 yılına, aslında 2011 yılına gelene kadar diyelim, 35 yaşına geldiğinde. 35 yaşına geldiğinde arkasına dönüp baktığında aslında hatırı sayılır Trakya'da, Kırklareli'nde hatırı sayılır bir servet. Çünkü memur çocuğu, tarlası, bağı, bahçesi yok. Hatırı sayılır bir servete sahip oluyor. Ama mutlu olduğunun farkına varıyor. Bir tane minibüsü var, iki tane evi var. İstanbul'da okuduğu dönemlerde simitçilik yapmış, jeton satmış, su satmış, bilet satmış, babasının gittiği her yerde. Tuğla ocağından, marangoz atölyesinden tutun da inşaatlarda duvar kırıp balyozla bakır toplayıp hurdacılık yaptıkları birçok, yani ekmek kazanmak için, başarılı olmak için, kıt kaynakları daha iyi bir seviyeye getirebilmek için yapmadığı, uğraşmadıkları iş kalmamışken onun hırsı işte 35 yaşına getiriyor. Yorgun, tam bir gerilla savaşçısı, öldürmüş, öldürmek derken ticari anlamda, başarı anlamında o hırsla, ama mutsuz olduğunun farkına varıyor. Vazgeçiyor. Neyden vazgeçiyor? Onu mutsuz eden her şeyden vazgeçiyor. Konu ana hatlarından, bir önemli hatlar vazgeçmek sevgili dostlar. Eğer parmağınız kangrense parmağınızı çok sevebilirsiniz, ama bu kangren parmak sizi komple alıp götüreceği için bu parmağı kesmek gerekiyor. Ben tabii ki o dönemde parmaklarımı, kollarımı tamamıyla kaptırmıştım. Vücudum bir kanser gibiydi ve o kanserli parmağı ya da o yarayı temizlemeye niyet ettiğimde, maalesef hani evlenmiş olduğumun, 10 yaşında bir oğlumun olduğunun farkına vardım. Ve yaptığım işin, ticaretin beni mutsuz ettiğinin farkına vardım. Hayatımdan vazgeçmem gerekiyordu. Ama ben hayattan vazgeçmeyi değil, gittiğim güzergahı değiştirmeyi yeğledim. Radikal bir karar aldım ve bu radikal kararla iki tane peş peşe kalp krizi geçirdim. İflas düğmesine bastım. Gemiyi yaktım, limanı yaktım, hayatımdan herkesi çıkarttım. Ticaretim, param, eşim, her şeyim dahil olmak üzere sıfırdan arınma yolculuğuna girdiğimde, internette Google amcada koçluk ve NLP gibi kavramlarla, bilimlerle, biyometri, sinergoloji gibi bilimlerle karşılaştığımda, insanları okumanın, insanları tanımanın daha kolaylaşabileceğini, insanların hayatına daha yararlı tohumlar atabilmeyi umuduyla hayalden gerçeğe yolculuğa 1984 yılından kaldığı yerden devam etme kararı alıyor. Ve bu çocuk 1,5 milyon dolara battığında var, kendisine ait olduğunu düşündüğü hayatın kiracısı olduğu dünyada mal sahibi olmaya çalışmanın telaşesinin bedelini ödeyen bu çocuk, anka kuşu misali, özgürlüğe kanat açan bir kartal misali, tekrar uyanışa hazırlanıyor. Ve 8 ay süren ağır bir depresyon ve o depresyonda psikolog, psikiyatrist gibi, yani bilim insanlarının desteğini almadan, çünkü parası yok, yani delikli kuruşa meteliğe kurşun sıkıyor dediğimiz ibareyle, ve kendi beynini toparlayabileceğine inanıyor ve dünyanın en mutlu insan olmaya karar veriyor. Bundan 10 yıl önce. Ve dünyanın en mutlu insan olmaya karar verdiğinde ailesi dahil, çevresi dahil herkes dalga geçiyor.
Ve bazı kesimler, özellikle birebir olduğu kesim ailesi, eyvah çocuğum kafayı diyor. Tabii hikaye bu ya. Çocuk sağır kurbağa hikayesiyle karşılaşıyor. Nedir dersiniz bu sağır kurbağa hikayesi? Kurbağalar yarışıyor. Bir direğin tepesine çıkacaklar. Tabii tezahüratlar aynı şekilde yapamazsın, edemezsin, imkansız, boşuna uğraşma gibi olumsuz, zehirli pedagojiler insanların beynine bir çöp gibi psikolojilerini darmadağın eden, aynı şekilde de kurbağalar, metafor bu ya. Tek bir kurbağa zirveye çıkıyor. Sırrı ne diye muhabirler soruyor. Bizim muhabir cevap vermiyor. Sırrın ne diyor? Cevap vermiyor. Üçüncüye sırrın ne dediklerinde, ha? Yani kurbağamı sağırmış. Ben bu hikayeyi duyduğumda evet dedim, sağır kurbağa oynayacağım. Hayallerine gittiğin yolda duymayacaksın. Eğer etikse ilkelerine, değerlerine, örfüne, anenine ve çevrendeki insanları da üzmeyecekse derken toplumsal bir kaos yaratmayacaksa, bir aile faciası yaratmayacaksa, senin mutluluğun için insanları mutsuz etmeyecekse, evet o mutluluk hikayenin kalemini eline alıyorsun, senaryonu yazmaya başlıyorsun dedi çocuk. Ve bugün itibariyle o kaynaklara rağmen sevgili dostlar, milyonlarca insanla seminerler, aldığı eğitimlerle, profesyonel eğitimlerle ve o yüzleştiği konularıyla cesurca savaşmaya değil, yaşamaya niyet ettiğinde, korkularla yüzleştiğinde Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Eğitim Direktörü oluyor ve 9 Eylül Üniversitesi, Türkiye Sağlık Vakfı, işte birçok üniversitede, Gedik Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, buna benzer Hacettepe dahil birçok üniversite resmi kurumlarda Green Box uzaktan eğitimleri, profesyonel eğitimleri dolaşmaya başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Bilişim Teknoloji, buna benzer Aile Bakanlığı, birçok bakanlığında onayladığı eğitimler ve Türkiye'nin bütün resmi kurumlarında, devlet dairelerinde özellikle çalışmalar yapıyor. Özel sektörde 78 tane gittiği illerde, üniversitelerde son 10 yılda. Şimdi soru şu sevgili dostlar. Muhtemelen bambu hikayesini duymuşsunuzdur. Bambu hikayesi, hani ilk yıl sulanır, ikinci yıl sulanır, üçüncü yıl sulanır, dördüncü yıl sulanır, beşinci yılın 27 haftası. Dünyanın en mutlu insanı Erkan Demir sizce 35 yılda mı yaptı, yoksa son 10 yılda mı yaptı? Kendi yazdığı hayat hikayesi mi? Hayır, tam 45 yılda yaptı bunu. Şu anki yaş itibariyle 45. O kişi Erkan Demir, yani ekranlarda şu an naçizane size seslenmeye çalışan, hiçbir şey bilmeyen ama ne bildiğini bilen, haddini bilen ama bizi dinleyenlerin, ulaştığı kitlenin ne bildiğini bilen ve onlara ne bildiklerini sadece hatırlatma görevi olan bir misyon ve bir uyanış hikayesi yazarken, bu festival de manidardır. Hayat hikayemize o kadar çok paralel hizmetler ediyor ki, bu anlamda huzurlarınızda bu festivale hizmet veren, en yukarıdan mutfağına kadar bütün dostlarıma, huzurlarınıza kucak dolusu sevgileri iletmek benim bir görevim. Şimdi bu dönemde mutlu olmanın, özellikle dünyanın en mutlu insanı olabilmenin altın kuralı çevik olmaktır sevgili dostlar. Çevik olmak, dimdik olmak doğru ama esnek olmaktır. Dünyanın en mutlu insanı olabilmek istiyorsan önce niyettir. Bu arada paradigmada, şimdi dünyanın en mutlu insanı derken, sanmayın ki dünyadaki 8,5 milyar insandan, evrendeki bütün canlılardan daha mutludur Erkan Demir diye bir iddiası yok. Şimdi bu benim dünyamdan. Hani evren evren diyorsunuz ya, evrene gönderdim 7 uzaylı diye ya, karikatürünü söylüyordu. Şimdi o evren de burası. Benim görebildiğim 576 megapiksel görebildiğim gözden 24 saatte 96.540 kilometre yapan kan dolaşımından, yani kendi dünyamdan.
Kendi dünyamdan bahsediyorum. Kendi yaşadığım dünyanın en mutlu insanı oldum. Birçok kaynaklara rağmen. Dünyanın en mutlu insanı olabilmenin diğer özelliği şükredebilmektir. Çevik olmaya tekrar geleceğiz. Şükredebilmektir. Yani kabullenmek değil, yani mücadele etmemek, yatmak, kalkmak, tembellik bunlardan bahsetmiyoruz. Gereken mücadele yapılacak ama şükredeceksiniz. Niye? Sabahleyin dünyaya gözlerimizi açtığımızda. Çünkü akşam farkına olmadan ölüyor. Sabah farkına varmadan tekrar dünyaya geliyoruz. Bunun farkındalığını yaşadığımızda işte şükredebilirsiniz. Şükürler olsun ki bugün tekrar dünyaya geldim. Bugün dünyaya verilecek hizmetleri için bana bir şans verildi. Doğumumda bir milyonda bir şans verildiği gibi. Ve ben bu şansı nasıl değerlendireceğim? Nereye varmak istiyorum? Varmak istediğim yere vardığımda ne hissedeceğim? Dünyayı terk-i diyar ettiğimde ne bırakmayı umuyorum? Miras olarak evler, hanlar, hamamlar, katlar, saraylar mı bırakacağım? Yoksa topluma faydalı bir birey, kadim bilgiyi alan ve onu oku emrinde olduğu gibi yaymak mı senin görevin? Sevgili dostlar, dünyaya gelen her canlı bir hizmet için geliyor. Bir mikrobun, bir COVID-19'un pandeminin bile bir görevi varken insan, ey insan, oğlu demiyorum bakın. Ey insan, senin bu dünyada var olma sebebin nedir? Hayat sorgulamakla başlıyor. Yargılamakla değil. Sorgulamaktan kastımız ne? Doğru sorular. Düşünmemizi sağlayacak, önümüzdeki engeli aşmamızı sağlayacak sorular sormamız gerekiyor. Kime? Özüme. Yani özüme. Özüm olabilmek için özümü gürleştirecek sorular. Eğer özüm gürleşirse özgür olurum. Korkusuzca değil, kurallara bağlı olarak. Hesapsızca değil, anda ve akışta olarak. İşte özgür olabilmenin, dünyanın en mutlu insanı olabilmenin altın kuralları. Dönüyoruz çevikliğe. Yenilenmezsen yenilirsin diyor. Yenilenmezsen yenilirsin. Özel hayatında, iş hayatında, aşk hayatında, aş hayatında. Nerede olursa olsun değişmeyen tek şey varsa diyor, o da değişimin ta kendisi. Hani şu an sizlerle buluşabilmenin avantajı olan online festival Türkiye'de yapılabilen ender ilk bu anlamdaki tek festival. Bakın yenilendik ki teknolojiye ayak uydurduk ki şu an sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşabiliyoruz. Yenilenmek hani kılık kıyafetin eskimiş ya ister çuval giy, ister çıplak, ister en güzel abiyeleri smokinlere giy. Bu senin değerini değil, belki imajı yansımanı daha değerli kılabilecek. Ama ve lakin baktığımızda ruhsal, bedensel, zihinsel güncellemeler aynen cep telefonlarımızda olduğu gibi aplikasyonlarda eğer güncelleme yapmazsanız sevgili dostlar o sistem size error veriyor. O zaman hayatımız bu biyolojik bilgisayar, biyonik değil, biyolojik bilgisayar komutlarıyla eğer işlem görüyorsa bugün beynim için ne yaptım sorularını kendime sormam gerekiyor. Nasıl diye başlayan güçlü sorular sormam gerekiyor. Beni aciz bırakacak acıların çocuğuyum ifadesini kullandıracak değil de gerçekte var olmak istediğim, olmasını istediğim dil kalıplarıyla, sorularıyla kendimi öz motivasyon dediğimiz self motivasyonla ayağa kalkarak esnemeyi öğreneceğiz. Esnemezsen kırılırsın. Eğer sevgili dostum,
sevgili dostlar. Kırılmak istemiyorsanız, yok olmak istemiyorsanız yenileceksiniz. Aynen kartal metaforunda olduğu gibi. Neden metafor dedim? Kuş bilimciler böyle bir hikayenin olmadığını iddia ediyor. Ama benim kitabımın arka sayfasında da bilenler bilir sevgili dostlar. Yazar kartalın hikayesi. Hayalden gerçeğe yolculuk. Eğer bulabilirseniz tavsiye ederim. Şöyle ki 3. baskıya gittik. Kalanını duyurdular bize. Şimdi kitabın arka tarafında kartalın yeniden doğuş hikayesi. Aynen şu andaki festival gibi, uyanış festivalinde olduğu gibi. Meteor bu ya, kartalların insanlarla ortak özellikleri vardır. Ortak özelliklerinden biri yaş ömürleriyle doğada en uzun yaşayan hayvanlardan biridir kartal. İnsanlar da o şekilde en uzun yaşayan canlılardan biri. 30-35 yaşına gelen kartallar gagaları sivrilmeye, penteleri uzamaya, tüyleri, kanatları kemikleşmeye başlıyor. Ve dolayısıyla avlanamıyor, yükseklerde uçamıyor, avlansa bile yiyemiyor çünkü gagası, penteleri, tüyleri buna engel oluyor. 150 gün sürecek olan bir uyanış, bir yeniden doğuş hikayesi yazmak zorunda kartal. Bir kuytu kayalıklara, zirveye sığınıyor. Önce sertçe gagasını kayalara alıyor. Yeni çıkan gagaları her şey yolunda giderse pençelerini, yani insanoğlu, insan evladı, pardon özür dilerim, tırnaklarının yolunu düşün, pençelerini söküyor ve yeni çıkan pençeleriyle savunmasız kalana kadar tüylerini yolmaya başlıyor. Ve yeni çıkan tüyleriyle özgürlüğe kanat açıyor. Ve bir o kadar daha yaşıyor. Ne hikmettir ki şairin dediği gibi yaş 35 yolun yarısı, acaba kartal hikayesinden mi esinlendi? Kartal hikayesi insandan mı esinlendi? Bilinmez ama yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Bunlar beni çok da ilgilendirmiyor. Nereden kim çıktıysa çıktı ama sonuçta bu mavi kürede, bu yeryüzünde, bu evrende bir metrekare dahi olsa yer teşkil ediyorsa şayet, önemli olan ne bırakabileceklerimiz. Hizmet olarak, bakın, eğer hayat amacımız hizmete dönerse, hizmet etme, insanın insana yaptığı, insanın doğaya yaptığı, insanın her türlü canlıya yaptığı hizmete adandığında dünyanın en mutlu insanı olmak için çok büyük adım atmış oluyorsunuz. Ve dünyanın en mutlu insanları neden niçinlerle, keşkelerle, lakinlerle, amalarla uğraşmıyor? Neyle uğraşıyor? Nasılla, yani çözümle, iyi kiyle, şükür ile, tevekkül ile, arınma ile, güncelleme ile ve tek amacının hizmet olduğu ve hiçbir şey bilmeden, çünkü bilgeli yoktur, kadim bilgi vardır, o bilginin taşıyıcılarıyızdır bizler. Her ne kadar önümüze, arkamıza, gerimize, ilerimize ne kadar unvanlar da eklenirse eklensin, bir hiç olduğumuzu, çünkü kiracısı olduğumuz bir dünyada, misafiri olduğumuz bir dünyada telaşımızın olmaması gerektiğinin bilinci ile dünyanın en mutlu insanı olmaya adayızdır. Şimdi sevgili dostlar, evet, tescilli. Neden tescilli markamız? Hani kapitalist dünyada, hani sosyal medyasından, dokümanlarından, eğitimlerine kadar birçok işi yapıyorsun, o kadar emek veriyorsun. Gelip birisi sana tokat atıp, hayır o benim de deyip emeklerin zayi olmasın diye böyle bir uyarı yapıldığı için biz bunu söyledik. Yani söylediklerini, yaptıklarını birbirine tezat olmasın diye bu açıklamayı yaptım. Yoksa eğer o Lidyalılardan önceki dönemde yaşamış olsaydım, ben batırı seven bir insanım. Yani hizmet takası, yani kazan kazan paradigması değil, fayda fayda paradigmasını yaşam felsefesi olarak benimsemiş bir insanım. Fayda fayda derken, fayda alacağım bir insana fayda vermek değil. Ben faydamı gönderirim, aynen buğday hikayesinin olduğu gibi. Dünyanın en iyi buğday yetiştiricisine soruyorlar, senin sırrın ne?
Tabii bu Türkçemiz ki aslında diyor çok da diyor büyük bir sırrı yok diyor. Ne sırrı diyorlar? Bir buğday tohumu ürettim diyor. Bu tohumu kendi toprağıma, toprağımla birlikte civarındaki bütün komşularıma da verdim diyor. Herkes aynı tohumu ekti. Herkes bereketli buğdaylar üretmeye başladı. Amma ve lakin diyor, benim de hiç hesabımda olmayan bir doğa mucizesiyle karşılaştım diyor. Rüzgarın getirdiği polenler benim tarlamı daha çok beslemeye başladı diyor. Yani sevgili dostlar, başarının ve mutluluğun bir sırrı ne diyeceksin, ne diye sorarsanız şayet insanların hayatına yararlı tohumlar ekmektir diyebiliriz. Astığımız diplomalar, sertifikalar, kupalar, plaketler bizi evet belki yaptığımız işlerde tescillemiş olacaktır. Amma ve lakin bizi dünyanın en mutlu insanı yapmayacaktır. Okurken, hayat telaşasında koştururken, iyi maaşlar, kaliteli bir hayat, sürdürülebilir hayat, nitelikli bir hayat, tabii ki en doğal hakkımız. Çünkü öyle dünyada yaşıyoruz. Ama yaptığımız meslekler, icra ettiğimiz sanatlar, zanaatlar, ilimler ve bilimler, öğretiler, öğrendiklerimizle kimin hayatının baharı, kimin hayatının kışı olduğumuzun farkına varmanız yeterli bence. Bu yüzden mutluluk farkına varmaktır diyebiliriz. Neyin? Özümün, öz değerlerim, öz güvenimin, öz benliğimin, öz şefkatimin, öz güvenimin. Özünde ne varsa özünü gürleştirecek, yani seni özgürleştirebilecek özünde ne varsa onları beslemekle dünyanın en mutlu insanı olmaya devam ediyoruz. Şimdi alışkanlıklar değişebilir mi? Çok zor. Neden? Kurban psikolojisi varken ne gerek var? Ha ne güzel öyle güzel pembekliler varken, acılarımı anlatan, benimle sempati kuran bir internet dünyası varken, bol like'lı, bol hikayeli, bol gösterimli, güzel böyle bir arzu çağı varken, yaratılmış bir arzu çağı varken, narkozlu bir dünya varken, kendi zindanımızda, ayağımızda ve elimizde pranga varken ne gerek var değişime derseniz haklısınız. Ama kendi kurduğunuz hapishanenizden ayağınıza bağladığınız sil hikayesini tekrar anlatmayayım. Bu hikayeler çok 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 günlerce sürer. Yani esaretin senin kimliğin. Esaretin senin beynin. Esaretin senin alışkanlığın. Alışkanlıkların seni mutsuz ediyorsa ki alışkanlık iyi değildir. Çünkü beyin monotonluğu sever. Sürekli yapılan şeyler belli bir yerden sonra artık çok da heyecan vermez. Heyecanın olmadığı yerde zaten mutluluk zaten yoktur. Stresin olmadığı yerde de mutluluk yoktur. Onu söyleyeyim, stres bu anlamda bir güdüleyici manivella. Güdüler yani itekler sizi ayağa kaldırır. Dolayısıyla sevgili dostlar, alışkanlıklar. Bir hareket yapalım. Şöyle elimizi, parmaklarımızı birbirine yerleştirelim. Lütfen. Benimle birlikte yaparsanız ben sizleri hissediyorum. Ben sizleri hissediyorum. Şöyle ellerimizi birbirine geçirebilir miyiz? Geçirdiğinizde hangi baş parmağınız yukarıda kalıyor? Sağ baş parmağınız yukarıda kalıyorsa aynen benim yaptığım gibi. Benim yaptığım gibi. Bunu sol baş parmağı yukarı getirebilecek şekilde tekrar yapalım. Bakın ben sürekli yaptığım için artık alıştım. Yani alışkanlıklar buna benziyor. Sürekli yaptığınız bir şeyin tam tersini yapmaya çalışmak. Yapın. Korkmayın. Başarısızlık yoktur sevgili dostlar. Tecrübe edinmek vardır. Yeni bir şeyler öğrendim demek vardır. Daha çok çalışmalıyım demek vardır. Demirci ustasının demiri dövmesi gibi. Dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak'ın dediği gibi. Sizin gördüğünüz o 50 saniyedeki olayı yapabilmek için The Çolak olarak dünya literatürüne girebilmek için
19 yıl mücadele ettim diyor. Yani belli alışkanlıkların, mutlulukların, başarıların kazanılması için evet zorlanmamız gerekiyor. Çünkü kabuk o potansiyel içten kırılacak ya. Dışarıdan kırılırsa zaten o civciv ölüyor. O kuş ölüyor. O canlı ölüyor. Kendi potansiyelinizi kırabilmeniz için zorlamanız gerekiyor. Germeniz gerekiyor. Geriye gitmeniz gerekiyor. O okun yaydan daha öteye, daha ileriye fırlayabilmesi için. Evet sevgili dostlar, dünyanın en mutlu insanı olmaya karar verdiyseniz şayet devam ediyoruz. Tabii hayır, ben mutsuzluktan da memnunum. Çünkü mutluluk, mutsuzluk, perişanlık da bir tercihtir. Kutsal kitapta ayet-i kerimde ben senin kaderini çabana bağlı kıldım derken bizim güncel dilimizde eğer meal yapmak istersek şayet sürekli yaptığınız şeyler, davranışlar, duygular, sürekli yaptığınız davranışlarınız içselleşir diyorum. İçselleşen davranışlarınız alışkanlığınız olur. Alışkanlığınız karakteriniz, karakteriniz de kaderiniz olur. Yani sevgili dostlar, ne yediğinize, ne içtiğinize, ne giyindiğinize, ne düşündüğünüze dikkat edin. Çünkü o sizin kaderiniz olacak. Hani o çok klişe evrendeki beş insan senin ortalama insan olduğunu, bugünkü hayatın, 5 yıl sonraki hayatın olduğunu gibi lafları, güzel laflar, güzel kelimeler ama çokça söylenen şeyler olduğu için tekrar hatırlatma gereği duymuyorum. Onları zaten sizler biliyorsunuz. Ama sorunumuz ne? Hayatın gerçek amacı. Hayatın gerçek amacı ne? Hayatın gerçek amacı aslında bilmek diye başlasa da bilmek olmadığını, sadece uygulayabilmek olduğunu hatırlatmak isterim sevgili dostlar. Neden? Hayatta birçok şeyi biliyoruz. Ben dünyada zır cahil, dünyada kör cahil, dünyada topal cahil görmedim. Ne gördüm? Sizin gördüğünüzü gördüm. Yani herkesin çok bildiğini gördüm. Herkes baktığında o kadar harika, değerli bilgilere sahip ki o kişilerden biri de benim. Öyle zannedenlere de dendim ama gagamı kırdım. Pençelerimi söktüm, kanatlarımı yordum. Ben özgürlüğe kanat açtım. Yani ben evrilme yolunda, devrilme yolunda devrildim. Evrilme yolunda evrilmeye kendimi adadım. Hayat boyu bir öğrenci olma yoluna kendimi adadım. Çünkü bilginin sonu yok. Bizi mutlu eden ne bildiğimiz değil, bildiklerimizle neler yapabildiğimiz olduğunun farkına varana dek. Hani diyor ya Yunus Emre, ben bilmem. Ben de bilen bilir, ben bilmem. Ben ne bildiğinizi biliyorum. Size bunu hatırlatmak benim asli görevim. Herhalde tekrar dünyaya gelişim. Öldüğüm gün, doğduğum gün dediğim o gün tekrar dünyaya gelişim. Bana verilen ikinci bir şansı. Demek ki sevgili dostlar, hayatta herkes bir şansı ama ben birçok şansı kendime verebilirim. Yani herkes herkese bir şans verebilir, seviyorsa veyahut da birçok kere verebilir. Ama ben her defasında, her uyandığımda 365 günün 45 yılıyla çarptığımda güldük. Bilmiyorum, benim matematiğim o kadar değil. Yani babam boşuna tokatlamadı beni. Matematiğim çok iyi değil ama hayatın matematiğini öğrendim. Yani her gün 45 yıl boyunca sabahleyin uyanabilme şükrünü yaşayabilen Erkan Demir, o zaman görevinin ikinci defa icra edilmesi için izin verildiğinde, fırsat verildiğinde o görevi, o hizmeti elinin tersiyle geri çevirme şansı, lüksü yoktu. Çünkü anladı. Yani uyandı. Yani uyanışı hazırdı. Ve süre boyunda her gün hazırım diye uyandı. Kendi kabuğuna çevirdiğinde, benim tabirimle çilehane, o çilehane odasına girdiğinde yeniden evrilmek için, yeniden dünyaya gelmek için özündeki Erkan'ı tekrar küllerinden anka kuşu misali tekrar dünyaya getirmek için yoğurdu. Aslında yoğrulmuştu. Hayatın
Ham da pişme yoluna kendini aradı. Geriye kaldı sevgili dostlar. Geriye kendisine verilen emanet olan bilgileri toplumla, tüm evrenle, duyan duymayan, gören görmeyen, yürüyen yürümeyen, bilen bilmeyen herkesle paylaşmaktı. Neydi? Mutluluğun diğer tarifi paylaşmak. Neyi paylaşacağız? Elinde ne varsa. Çocukluğumuzdan beri hep değil mi? Komşu komşunun külüne muhtaç. İnsan insanın değerine, bilgisine muhtaç, muhtaç da aciz olarak görmeyin. Komşun açken sen tok yatamazsın ile büyüyen bir nesil, bir kültürleme. Nerede? Komşun komşundan zengin, komşun komşundan aç. Öyle değil mi? Şu an kendi elimizden getirdiğimiz dünyaya bakar mısın? Hep sen diye suçluyoruz ya. O üç parmak da beni gösteriyor. Diyor ki, hey Erkan. Tamam. Evren bu hale geldi. Tam sen kurşun sıkmadın belki. Sen iç savaş çıkartmadın belki. Sen ülkeleri karıştırmadın belki. Sen taciz etmedin. Sen tecavüz etmedin. Sen hırsızlık yapmadın. Sen uğursuzluk yapmadın. Sen adilik yapmadın belki. Peki ne yaptın? Bunların oluşmasına engel olabilecek neler yaptın? Devletimiz var, kolluk kuvvetlerimiz var, doktorumuz var, her şeyimiz var. Yani ne ararsan kapısını çalabileceğimiz bir sürü ordu, güç, ne istersen var. Ama sen ne yaptın bu evrende? Yeteri kadar temiz, yeteri kadar duyarlı davrandın mı doğaya, insanlığa? Peki evladını ciğerinden ciğer çıkardığında onu yetiştirirken nasıl yetiştirdin? Ben çektim, sen çekme dedin, değil mi? Saçımı süpürge ettim dedin, değil mi? Onun yüzüne, gözüne, gözüne soktun, değil mi? Yaptığın bütün fedakarlık diye adlandırdıklarını. Halbuki sen hayatını başkaları için feda ettin. Birileri de bundan kâr etti. Ama zararını yetiştiriciler olarak bizler yetiştirdiğimiz canlılardan çıkarttık. Egomuzu tatmin etmek, daha önce kapamadığımız takdirnameyi sosyal medyada gösterebilmek için onun sabaha kadar beynini ütüledik. Niçin biliyor musunuz? Ben alamadım, sen al. Ben yemedim, sen ye. Çocukların, yani insanların, insan evlatlarının, canlıların dünyaya geliş amaçları tercihlerinden değil, ama geldikten sonraki amaçları sadece ve sadece mutlu olabilmektir. Ağlamak değil. Mutluluk öğretilebilen, öğrenilebilen, gerektiğinde de profesyonel destek alarak da mutluluğu bulabileceğimiz bir duygu, bütün duygularla birlikte olan duygudan bahsediyoruz. Pozitif psikoloji biliminden, yani mutluluk biliminden bahsediyoruz. Fakat mutsuz olmak için neler yaptık? Şimdiki sıraladıklarım bunlardı. Mutsuz olmak için neler sıraladık? Bu hayata faydalı tohumlar yerine farkında olmadan o topraktan çıkacak bir otu dahi kuruttuğumuzun farkına vardık mı? Farkına varmadan. Hani diyor ya, karıncayı dahi incitmez diye bir yanlış bir söz var. Ne demek o? Karıncayı dahi incitmez. Yani bıraksan inciteceğiz, öyle mi? Sevgili dostlar, mutlu olabilmenin en önemli formüllerinden festivalimizin isminde olduğu gibi uyanmaktır. Uyanın sevgili dostlar. Dünyaya gönderilmiş en özel canlı olduğunuzun farkına varıp inovatif ezber bozmaktan bahsediyorum. Hangi kimin ezberi? Amerika'nın, Avusturya'nın, Türkiye'nin, Suudi'nin, işte bilmem ne'nin, onun bunun değil, evrenin değil, kendi ezberini bozmandan bahsediyorum.
Bırakın artık savaşmayı kendinizle. Çünkü kendimizden savaştığımız için toplumla, dünyayla savaşıyorsun. Ne zaman ki kendine el uzatır, barış imzalarsan ve ne zaman ki kendini şefkatle kucaklar isen, işte o zaman dünyanın en mutlu insanı adayı değil, insanın insanı, dünyanın en mutlu insanı olmaya devam ediyoruz. Ne yapacağız? Ezberimizi bulacağız. Açmak istediğimiz bütün kapıların anahtarı elimizde. Şurada hani yapıyoruz ya, fotoğraflarda çok şık duruyor. Ama onu özümüzde yapıyor muyuz acaba? Şuradaki anahtarı alıp açmak istediğimiz, yani gelişim, evrim, evrilme, esneme ve mutluluk, yani şükür formülüyle yenileceğiz. Yenilenmezseniz yenilersiniz. Dolayısıyla kişisel gelişim diye bize satılan, bencillik denilen, toplumlarına yanlış anlaşılabiliyor bu. Kişisel gelişim sevgili dostlar, yani evrilme, bencillik değil. Bencillikten ben olmaya doğru yaptığımız kendimizi tanıma yolculuğu. Hani ben hep insanları tanırım, tanırım, onun kim olduğunu, bunun kim olduğunu biliyorum diyorsun ama hiç aynanın karşısına geçip sen kimsin diye sordun mu? Mesela yemek tarifi versem sizlere sevgili dostlar, bunu bu akşam yemeğinde yiyebilir misiniz? Vaktimizde hazır varken akşam yemeğine, yemeğin ismini vereyim mi sizlere sevgili dostlar? Yemeğin ismi insanlık. Malzeme var mı? Bayanlar zaten biliyor. Bu sözüm sana, senin gibilere, yani Erkan, erkeklere özellikle onu söylüyorum. Ben evrilme yolunda iyi bir öğrenci olduğum için açtım, arındım artık ama olsun, hem cinslerime söylüyorum. Bayanlar da dinlesin, havzalarını tazelesinler. Bir ölçü günaydın, küçük bir nezaket, küçük bir saygı, küçük bir tolerans, küçük bir şükür, küçük bir mutluluk. Ölçeklerini siz ayarlayın, hiç önemli değil. Bu malzemeleri yıkamanıza, temizlemenize hiç gerek yok. Çünkü dünyanın en saf ve en temiz duyguları. Bunları bir tabağa güzelce serpiştiriyorsunuz. Üstüne sevgi marmelatı döküyorsunuz. Gökkuşağından renkleri serpiştirerek güzelce servis ediyorsunuz. Ettiğiniz bu servisi afiyetle önce kendiniz, ama hatırlatmak isterim, herkese de ikram ediyorsunuz. Malzemeler nerede diye sormayın. Malzemeler bizde. Tekrar hatırlatmak dileğiyle, hatırlatmak isteğiyle bu programı bana, bizlere sunan, tekrar rejiden en yukarıdaki dostlarımıza, hocalarımıza, katılımcılarımıza kadar sevgilerimi sunuyorum. Ama bitmiyor. Şimdi ben kapanış konuşması yapmadım tabii ki. Aklıma geldikçe teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Teşekkür et. Teşekkür insanın kendisine verdiği en büyük hediyedir. Affet. Hadsiz insan. Senin ne haddine? Affetmemek. Affetmemek, daha doğrusu affetmek, arınmaktır. Affetmemek benim için önemli değil. Arınmak için hamama kese yaptırmaya değil, ruhunun kesesini, arınmasını affederek başlayacaksın. Çünkü her affetmediğin omzunda yük olarak devam edecek. Seni kamba ulaştıracak, çökecek ve dünyanın en mutsuz insan olacaksın. Ama biz diyoruz ki, mutlu olmak varken, mutsuz olmak için harcadığın çabayı neden mutlu olmak için harcamıyorsun? Her zaman insanın hayali mükemmel değildir. Bakın, başlarken teknik aksaklık benden kaynaklı, internetimden kaynaklı, yaşayabilmemize rağmen takılmadan yola devam. Nasıla odaklandığımızda evrenle birlikte hizmetiniz en harika harikulade şekilde devam ediyor. Kendinizi şımartın. Seni sevebilmem için sevgili dostum, önce kendimi sevmem gerekiyor. Seni mutlu edebilmem için sevgili dostum,
kendimi mutlu etmiş olmam gerekiyor. Bendeki olmayan bir ceketi sana nasıl verebilirim ki? Bende olmayan bir duyguyu sana nasıl verebilirim ki? Ama biz bizde olmayan herkesin mutlu olması için yaptığımız çocukluğumuzdan beri yani alışkanlıklarımız yani mutlu etme hikayemiz var. Annem mutlu olsun, babam mutlu olsun, evladım mutlu olsun, çocuğum mutlu olsun, öğretmenim mutlu olsun, patronum mutlu olsun, olsun. Oldu. Sen ne oldun? Mutsuz oldun. Bravo. Kendime diyorum. Bravo. 35 yaşında böyle sorular sordum kendime. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Yolunda gitmiyordu. Farkına vardım. Yolunda gitmediğinin farkına vardım. O zaman niye çıkmaz sokakta duruyorum ki? İlla ki geriye dönüp, vazgeçip, başka bir güzergâhtan yoluma devam edebilirdim. O benim tercihimdi. Yani her şey tercihinde saklı sevgili dostum. Her şey. Başarı, başarısızlık, mutluluk, mutsuzluk, şükürsüzlük, şükür sebebi hepsi senin tercihinde. Ama bil ki o hapishaneyi de sen yarattın. O ayağına prangayı da sen taktın. Nasıl taktıysan çıkartabilirsin. Sürekli bana sorma. Sürekli bana sorup durma. Hocam, ben çok incindim. Mutlu olmak istiyorum. Hocam, ayağımdaki prangadan nasıl kurtulurum diye bana sormaktan vazgeç. Tabii ki benim görevim sana yardımcı olmak. Ama ve lakin, yani o prangayı sen nasıl taktığını biliyorsan bir derin görevleri. Bulunduğunuz konumdan varmak istediğiniz konuma en iyi şekilde eşlik ve hizmet, profesyonel hizmet etmek. Kaynaklarınızı en doğru kullanabilmenizi sağlamak. Bakın kaynaklarınızı, ben Amerika'yı ya da bizler Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Zaten Amerika keşfedilmedi, Amerika vardı zaten farkına vardı. Keşif de farkına varmak değil mi? Kendini keşfetmeye ne dersin? Dostum. Ne zaman başlayacaksın keşif yolculuğuna? Ne zaman karar vereceksin? İşte karar verdiğin gün. Net karar verdiğin gün mutlu olmaya başlayacaksın, adım atacaksın. Dünyanın en mutlu insanı ol. Mak dediğim ol. Önce olmayı öğreneceğiz. Ama nasıl öğreneceğiz? Kim derse ki ben tamım, bil ki o hamdır. Kim derse ki ben oldum, sevgili dostum, bil ki öldün. Bizim görevimiz ol emriyle olmaya devam etmek. Olma yolculuğunda hizmetimizi vermek. Ama hizmetimizin farkına varmamız gerekiyor. Doğru hizmet, doğru demiyorum ama doğru hizmet mutlu insanı yaratır. Önce kendime, sonra topluma. Sevgili dostlar, paradigma Ayşe teyzemin bir hikayesiyle anlatayım. Çok da benden duyulduğu için herhalde benle özdeşleşmeye başladı. Ayşe teyze her sabah kalkıyor. Bey bey diyor, bakar mısın diyor. Ne oldu Ayşe diyor. Kadın diyor o kadar pis ve pasaklı ki diyor. Astığı çamaşırlar da pis diyor. Ya diyor sana ne diyor el alemin kirli çamaşırlar sen baksana önüne diyor. Günler günler böyle şikayetler giderken bir gün Ayşe teyze bir bağırıyor. Hey diyor bakar mısın diyor. Ne oldu ki diyor. Sen diyor karşı komşuya bir şey mi söyledin diyor. Niye ki diyor. Aslı çamaşırlar çok temiz. Allah diyor Ayşe ben komşuya bir şey demedim diyor. Sadece baktığın pencereyi temizledim diyor. Sevgili dostlar penceremizi temizleme vakti. Dünyaya baktığımız penceremizi temizlemeye ne dersiniz? Herkes dünyanın en iyi köprüsü olma niyetine girse, yani herkes kendi ruhunun tozunu, dünyasının tozunu, kapısının önündeki tozunu almaya başlarsa ne olur dünya sizce? İstemiyorlar mı? Ben istiyorum ama.
Birileri izin vermiyor mu? Biz izin veririz ama burada bulunma sebebimiz bu değil mi? Ünsüz insanlar olarak, ünsüz insanlar olarak sadece amacımız sizlere bildiklerimizi paylaşmak sevgili dostlar. Herhangi bir bedel, herhangi bir karar değil. İnsanların hayatına yaralı tohumlar ekmek. Hadi bakalım. Çöpçü diye hakir gördüğümüz, küçümsediğimiz. Ama bak oğlum, çocuğum, kızım, bak oku, okumazsan onun gibi olursun. Ya onun gibi ol. Hanım abla, abi, onun gibi ol. Ne güzel temizliyor. İlla mühendis olmayacağım. Çöp de temizleyeceğim. Ama önce kendi dünyamızdan, yani kendi beynimizden, kendi duygularımızdan, o bizi üzen 5 ila 12 yaş arasında beynimize kodlanıp 148 bin defa sonrasını, 12 yaştan sonrasını söylemiyorum. 148 bin defa yapma, etme, eyleme, yapma gibi zehirli pedagojilerle zehirlediğimiz tarlamızı eşeleyeceğiz. Zararlı tohumları atacağız. Gerekirse ben öyle yaptım. 8 ay Nadas'a bıraktım. Havalandıracağız ve tekrar faydalı tohumlar ekeceğiz. Yeşermeye başladığında oradan gelen polenlerle toplumu mutlu edeceğiz. Ve son olarak sevgili dostlar, suyun hikayesiyle sizlere kucak dolusu sevgilerle veda edeceğim. Evet, kaynarken ne diye ses çıkartır diye bir hikaye. Kadim bir dönem, kadim bir insan, bilge bir insan, zengin bir insanın güzeller güzeli bir kız. Farkında mısınız? Hikayelerdeki oğlu demezler. Keloğlanın dışında. Kız evlatları çünkü çok değerli. Her neyse, hikaye bu ya. Güzeller güzeli bir kızı var. Tabi annesi çok küçük yaşta vefat ediyor. Ve beyefendi, o bilge, kadim, bilge insan, aynı zamanda zengin, varlıklı bir insan. Anlıyor ki kuş yuvadan uçacak. Farkında mısınız? Şu an camın önünden konuşuyorum ve güneş vuruyor o son batışı. Belki de ekranın bu tarafından farkındasınız. Ve efkarla anlatıyorum. Çok doğal, çok organik bir sohbet oldu. Ve ahaliye haber salıyor. Kızımla niyet eden, evlenmeye, birlikte olmaya, hayat kurmaya niyet eden varsa bir soru soracağım. Kızımın da rızası olursa ona gönül rızasıyla vereceğim diyor. Almak, vermek olayını pek sevmiyorum bu hikayelerde de. Hikaye bu. Ne demek vermek? Neyi veriyorsun? Dil kalıbımızı düzeltmemiz gerekiyor. Her neyse, soru şu. Su kaynarken ne diye ses çıkardım. Tabii kız güzel. Babası kadim, bilge, zengin. Kim istemez ki? Ve fokur fokur, fıkır fıkır, tıkır tıkır, çıtır çıtır kafiyeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Ve sevgili dostlar, hikaye bu ya. Bir tane erkek çocuğu kızı çok seviyor. Kız da onu seviyor. Kızın yanına geliyor. Diyor ki vallahi diyor ben diyor sensiz diyor yapamam. Bunun diyor cevabını babandan öğren. Kimse bilememiş. Ben de bilemem. Kız babasının yanına gidiyor. Babası diyor ki olmaz. Niye diyor evlat şey niye baba diyor. Diyor olmaz. Bu soruyu bilecek ki diyor. Ben kime verdiğimi bileceğim diyor. Kime rıza gösterdiğimi bileceğim. Ha, vermek değil rıza göstermek diyelim. Tamam şimdi oturdu. Derken kız ağlıyor, sızlanıyor, bağırıyor, çağırıyor derken babayı ikna ediyor. Ve sevgili dostlar çocuğu yanına çağırıyor. Bak diyor evladım diyor. Su kaynaması için ne gerekir diyor. Odun, ateş, kazan, su. Bir de ateş lazım değil mi? Odunu ateşliyor. Kazan ısınıyor, su ısınıyor. Su ısınınca diyor buhar olur diyor. Buhar diyor bulut olur diyor. Bulut diyor yağmur olur diyor. Yağmur diyor toprağa düşer diyor. Toprağa düşen diyor yağmurdan diyor ağaç olur diyor. Ağacı kesersin diyor odun olur diyor. Odunu diyor kazanın altına korsun diyor. Ateşi verirsin diyor.
Tekrar bu döngü devam eder diyor. Aslında su kaynarken diyor ki benden bana, ben bana, benden bana diye bağırıyor. Ne kadar harika bir hikaye değil mi? Ben çok etkilendim bu hikayeden. Diyor ki mutluluk bumerang. Sevgili dostlar, hayatımızı bir bumerang olduğunu farkına varın. İyi at suya derler ya sana geri döner. Evet sevgili dostlar, bu dünyada bizler azınlık değiliz. Bizler hala çoğunuz. Bu dünyada iyilik kazanacak, mutluluk kazanacak, dünyanın en mutlu insanları diye bir ordu kazanacak ve iyiler hiçbir zaman kaybetmez, mutlu insanlar hiçbir zaman kaybetmez. Ve diyorum ki sevgili dostlar, hayal edin, hayal kurmaya devam edin, bir yere ait olmaya çalışmayın. Mutlu insanların adresi yoktur çünkü onlar hiçbir yere ait değildir. Hayal etmeyi severseniz gerçekleştirmenin bağımlısı olursunuz. Uyanış Festivali'nde uyanmaya devam niyetine girdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sevgili dostlar. Bir dahaki Uyanış Festivali'nde yar ve yardımcımız olsun diyorum inşallah o günler gelirse şükürle niyetle. İnşallah yüz yüze kalp kalbe atan kalbimizin o heyecanıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağımı ki şu anda da mutluyum. Görmüş kadarım. Ben geldim herhalde tamam. Bu bir şekilde devam ediyorum. Sevgiyle kalın. Hayal etmeye ve mutlu olmaya devam edin. Görüşmek üzere.